Merhaba arkadaşlar, bugün Salford Müzesi'nin Victoria dönemlerini canlandırılan bir sokağın bulunduğu yerdeyiz. Sokağın şekli bu şekilde. Ben bunun açıklamasını sonra videoya eklerim. Sokağın içine gezeceğiz şimdi. Çok güzel bir sokak olduğuna inanıyorum. Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar, Salford Museum and Art Gallery'deyiz. Ay burası ne kadar güzelmiş. Eskiden. Buradan şey geçiyor, Venedik gibi. Bu ne olmuş? 1963. Şuraya bakın, ha bu şeylerin adı. Şöyle bir yere girdik. İşte o zamanlardaki shopping, yani alışveriş durumu. Household management. Health, hygiene and hazards. Oyuncaklar ve oyunlar. Housework. Kadınlar nasıl çamaşır kadını tasvir ediyor. O zamanki çocukların yaşamları. Bakalım içeride ne var. Ay çok şirin. Burada bir abi var, bizi ilgilendirmiyor. Tavanları çekeyim. Bakalım burada nereye gidiyoruz. Aa çok şirin. Buraya böyle bir sokak yapmışlar. Biraz karanlık ama 1800'lü yılları tasvir eden bir sokak ve ben buraya bayıldım. Şey gibi film dekoru gibi. Çok güzel. Ay çok beğendim. Aa burası Nalbant. Ay arabaya çarpacaktım. Arkadaşlar maalesef o dönemlerde sokaklar böyle karanlık olduğu için çekim çok karanlık mecburen. Bakın burada böyle bir ev var. Kaldırımları da göstereyim. Evin dekoru. Bakın. Diğer telefonumla ışık tutup şöyle bir çekeyim dedim. Araba çok güzel. Bakayım çekebiliyorsam. Heh. Şurada bir tane daha araba var. Aa renk yazıyordu. Ne, o neymiş lan? AG Renk Pawnbroker. Behold and see the... Vallahi hiç okuyamıyorum, benim iyice gözlerdi. Burası da evin diğer kısmı. Ay şurada çok cici bir bisiklet varmış. Şöyle bir fotoğraf alayım. Alamıyorum. İyi, bu ev biraz daha aydınlıkmış. Ay bu ne? Çöp kovası. Ya da. Ha, dur şurada. İçeriye sokabiliyorum şey telefonu. Diğerleri kapalı, bu açıkmış. Buradaki neymiş? Bir evin mutfağı herhalde. Bu neymiş? Fahrenheit. Blood heat, summer heat, temple rate, freezing zero. Burada da böyle bir dükkan var. Bakayım. Aha, aa burası doktor.
Bakın göz muayene şeysi var. Şunlar da muhtemelen ilaç. Eczacı da olabilir burası. Biliyorsunuz eskiden eczacı da okudu. Heh, burada bir not varmış. Evet, burada Your Future Told diyor. Tarot kraliçesi. Bak, doğum ayınıza çeviriniz diyor. Çevirdim. Winter'da doğduk, evet. Yere para filan mı atıyoruz? He, buraya bir pound atıyorsun. Sana geleceğini söylüyor. Nereye atıyormuşuz? He, aşağıya atın diyor. Burada şöyle bir şekerci gibi, oyuncakçı gibi. Neymiş bunlar? Bu dışarıdan duyduğunuz seslerin hepsi orijinal ses. Yani şey, çevrede kimse yok. Seslendirerek o günü vermeye çalışmışlar. Bu neymiş? Grip test. Do not pull. Okuyacak bir yer var mı? Burada 10 penny coin ile çalışıyormuş. Can you light up grip only? Burada bir yere girdik. Yani bu meşin şu an çalışmıyor diyor ama burası fire station'mış. Sokak seslerini duyabiliyor musunuz? Burası bir çeşit pub'mış. Yanımızda görevli abi var, o söyledi. Aa, burada bir güzel bisiklet daha varmış. Bunu da çekelim. Şöyle şuraları da üstleri de göstereyim size. Burası da bir ev. Şöyle bu evin sahibinin dinlenme odası herhalde. Şurada da bir, şurası neymiş? Burada ne varmış? Sigara. Aa, sigara satıyormuş bu arkadaşlar. Sigara. Murat. Gördün mü? Şu yazıyı da şöyle bir, hiç zannetmiyorum okuyabileceğimi ama şöyle devam edelim yolumuza. Burada bir fıçı var. Burada böyle bir bebek var. Yatıyor orada. Burası da herhalde ne dükkanı? Burası da oyuncakçı dükkanı. Bakayım ne yazıyor. Radcliffe's Toys. Evet, oyuncakçı. Books, Toys, Games. Kitap, oyuncak ve oyunlar varmış. Şöyle. Burası da matbaaya benziyor. Gazete ofisi olabilir. Tabelası var mı? Bakıyorum. Yok, bir şey yazmıyor. Burası da müzik aletleri. Bakalım, tabelaya bir ışık tutalım. Ne yazıyor? Okuyamıyorum. Işık yetersiz. Bakın, piyano var, harp var. Bir sürü müzik aleti var. Şu da bir çeşit kayıt cihazı. İlkel kayıt cihazlarından. Burası da böyle bir hırdavatçı. Fırça mırça sepet.
Çok beğendim ben burayı. Sokağın adına bakalım. Acres. Evet arkadaşlar, burayı gezdik. Ben çok beğendim burayı. Çok güzel yazmışlar. Bakın burada içeride boru falan var. Şu Acres Street olarak canlandırmışlar. Bakın. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursan çok memnun olurum. Hoşçakalın.